2. Abdülhamit döneminde inşa edilen Malatya'nın sembol camisi Hacı Yusuf Taş Camii'nde şu sıralar 24 Ocak depreminin izleri silinmeye çalışılıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde kubbesinde yıkılma, duvarlarında çatlaklar oluşan tarihi cami o tarihten itibaren ibadete kapatıldı. Kentin en kalabalık ibadet mekanı olan cami, şimdilerde restore edilerek yeniden ayağa kaldırılmayı bekliyor. Caminin yeniden ibadete açılmasını vatandaşlar da dört gözle bekliyor. Ocaktan beri kapalı. Hiç yapılan bir şey yok. Yani 7-8 aydır böyle bekliyor işte. Bir çevirdiler burayı. Her de pislikten başka bir şey, her taraf pislik dolu. Bir haftalık bir iş, 8 aydır yatıyor. Bir haftalık iş. Biz de bekliyoruz, onlar da bekliyor. Hamdolsun olacak. Allah helal etmesin ya Rabbi. Zar zayat var. Ondan sonra da buraya astılar. Demek ki bir şeyler var kapalı. Şimdi bu deprem olduğu ilk depremden böyle çatlaklık verdi. Bundan beri kapalı. Ya biz de burada oturuyorduk ki namazımızı kılıyorduk. Adam bir de oralara biraz şerit atmış, daha da orayı kapatmış. Baksana görüyorsunuz. Tabii açılmasını istiyoruz. Depremin hemen ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından camide röle ve restitasyon, restorasyon, mekanik, statik ve elektrik projelerine yönelik çalışmalara başlandı. Artçı depremlerde daha fazla zarar görmemesi için caminin kubbe kasnakları sargılarla desteklendi. Konuyla ilgili Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, restorasyona yönelik projelerin hazırlandığı ve projelerin Sivas Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na gönderildiği belirtildi. Projenin onayından sonra camideki ana kubbe sökülecek ve dışarıdan görünmeyecek şekilde kasnağına çelik çember atılacak. Yapının güçlendirmesine yönelik de gergi çubukları atılacak. Camiye doğu batı yönünde dışarıdan iki destek payandası yapılacak ve cami içerisindeki sıvalar da sökülerek kalem işleri yeniden yapılacak.